18 Temmuz 1976. Nadia Comaneci'den tarihi puan. 1976 yılında Montreal'de yapılan yaz olimpiyatlarına asimetrik paraleldeki serisi sonrası jüriden aldığı 10 tam puanla Nadia Comaneci damga vurdu. Comaneci bu unutulmaz zaferi yaşarken henüz 15 yaşını doldurmamıştı. Comaneci'nin 10 tam puan alması küçük bir scoreboard krizinin de yaşanmasına yol açtı. Hiçbir sporcunun 10 puan alamayacağı düşünüldüğü için tabelaya yazılabilen en yüksek puan 9.90 diye ayarlanmıştı. Bu nedenle Comaneci'nin 10 tam puanı tabelaya 1.00 diye yazıldı. Tüm jüriden 10 tam puan alan ilk ve tek jimnastikçi olan Comaneci, 1984 yılında jimnastiği bırakarak antrenörlük ve hakemliğe yöneldi. 18 Temmuz 1995, şampiyon bisikletçi Fabio Casartelli hayatını kaybetti. Kaza, Fransa bisiklet turunun 206 kilometrelik 15. etabında Col de Porte d'Aspe inişinde meydana geldi. Yaklaşık 90 kilometre hızla Casartelli virajı alamayarak yuvarlandı ve yoldaki taş bloklara çarptı. Daha sonra bir grup bisikletçiye de çarpan Casartelli ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Casartelli, başından ciddi yaralar aldığı için kurtarılamadı. İtalyan bisikletçi, 1967 yılında aldığı ilaçlar ve sıcağın da etkisiyle fenalaşarak hayatını kaybeden Tom Simpson'la birlikte Fransa bisiklet turunda hayatını kaybeden ikinci bisikletçi oldu. 25 yaşındaki İtalyan bisikletçi, Barcelona Olimpiyatlarında altın madalya kazanmıştı. 18 Temmuz 2016, yüzücü Emre Erdoğan tarihe geçti. Cebeli Tarık Boğazı'nı geçen ikinci Türk yüzücü unvanına sahip olan yüzücü Emre Erdoğan, bu defa Manş Denizi'ni yüzerek iki parkuru birden geçmeyi başaran ilk Türk sporcusu unvanını kazandı. Açık su yüzme şampiyonalarında birincilikleri bulunan Karşıyaka Spor Kulübü'nün master yüzücüsü Emre Erdoğan, İngiltere ile Fransa'yı ayıran Manş Denizi arasındaki 45 kilometrelik parkuru 9 saat 35 dakikada yüzerek geçti. Hem Cebeli Tarık'ı ve hem de Manş'ı geçerek tarihi bir başarıya imza atan şampiyon yüzücüden daha önce Manş Denizi'ni iki kadın Türk takımı ve ferdi olarak 5 Türk yüzücü geçmeyi başarabilmişti. 18 Temmuz 2018, klasik yay karışık takımı dünya rekoru kırdı. Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan klasik yay karışık takımı, Dünya Kupası'nın 4. ayak yarışmalarında gençler dünya rekoru kırdı. Milli okçulardan Mete Gazoz, erkekler klasik yayda 677 puanla ilk sırada yer aldı. Kadınlar klasik yaydaysa Yasemin Ecem Anagöz 630 puanlık atış yaptı. Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan klasik yay karışık takımı toplamda 1307 puana ulaşarak gençler dünya rekorunun yeni sahibi oldu.